Bu suikast şunu açıkça ortaya koymuştur. Netanyahu barış istemiyor. Netanyahu tüm bölgeyi ateşe vermek istiyor. İsrail şiddet ve yayılmacılık peşinde koşuyor. Ama olay şöyle bir paterne dönüşmeye başladı. İsrail öldürmeye başlıyor. Sonra işte Mısır'a geliyorlar, bize geliyorlar. Aman işte diğer ülkelere, taraflara söyleyin savaşa girmesinler. Tamam. Hadi girelim, yaygınlaşmasın. İsrail İran'ın büyükelçiliğini Şam'da vuruyor. Ondan sonra Mısır'a geliyorlar, bize geliyorlar, ilgili taraflara gidiyor Amerikalar. Aman müdahale edin. Şimdi yine aynı şekilde İsrail Hamas'ın liderini şehit ediyor. Aynı şekilde geliyorlar, aman müdahale. Arkadaşlar, bu artık sürdürülebilir bir patern değil. Yani biz bu oyunda oynamıyoruz artık. Yani İsrail'in yaptığı her türlü kötülüğü Amerika'nın arkadan süpürmeye çalışması, hafifletmeye çalışması kabul edilebilir bir patern olmaktan çıkmıştır. Artık tasmasını sahipleri eline almalı ve sahip çıkmalı. Bölge daha fazla İsrail provokasyonunu kaldıracak durumda değildir. Bölgenin içinden geçtiği duygusal atmosfer, halkın içinde bulunduğu psikolojik durum, her gün ekranda gördüğü bu katledilme resimleri, çaresiz bırakılmış Filistinlilere hiçbir el uzatılmaması, bunun karşısında başka çok lüzumsuz konularda Müslüman ülkelerin sürekli bir ders verilir durumda olunması, demokrasi ve insan hakları üzerinden artık tahammül sınırlarını çoktan aşmıştır. Batı her türlü moral üstünlüğünü bu coğrafyada kaybetmiştir. İsrail